Merhabalar. Ben tekrardan buradayım. Ama maalesef sizleri mutlu ettirecek bir şey anlatmayacağım. Ha, şunu biliyor musunuz yani? Medeniyet din tek dişi kalmış canavar sözü. Bu söz bizim ulusal marşımız olan İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'a aittir. Evet, Mehmet Akif Ersoy. Onun bir önceki adı vardı, o da Mehmet Ragif'ti. Ama sonra bildiğimiz ismi olan Mehmet Akif Ersoy'a kavuştu. Yani şöyle söyleyeyim, yani Cumhuriyet'ten bile önce yaşıyordu. Evet, 1873 yılına bahsediyorum. Bu yıl kesinlikle Osmanlı İmparatorluğu'nun olduğu yıllardı. Artık Osmanlı İmparatorluğu çöktü ve bugün hala yaşadığımız ülke olan Türkiye'ye çıktı. Ama asıl kısma geliyoruz. Tabii ki de izleyebilmenizi tavsiye ediyorum. Klaus da olsun, Anubis de olsun, Mickey de olsun. Özür dilerim, sen Mickey Mouse değilsin tabii ki de. Ben sana öyle demeyeceğim. Mickey fare olarak değil, sana Mickey diyeceğim. Ya da onun gibi eleştiri kanalları olsun tabii ki de. Sizleri tabii ki de seviyorum. Ama maalesef günümüz milleti var ya, resmen beter olmuş. Beterin beteri. Bu beni iyice sinirlendiriyor yani. Oğlum biz nasıl bir millet olarak bu hale geldik? Ben empati yeteneğim gelişsin yani. Ama bizim insanlarımıza bak. Utanç verici bir görüntü. İnternette de utanç verici insanlar var ve bugün yaz mevsimindeyiz biliyorsunuz. Ama öyle insanlarımız var ki iğrenç yani. İğrenç. İğrenç ünlüler de var. TikTok çıkınca TikTok'ta öyle berbat insanlar çıktı ki bu uygulamayı sevmemeye başladım bu tipler yüzünden. Yok ya. Ülkemizde ne kadar iğrenç şeyler yaşanıyor. Resmen bir millet olarak nasıl bu hale geldik? Kurumlar çürümüş. Evet. Size şunu söyleyeyim. Bildiğiniz kurumlar çürümüş ya. Böyle bir saçmalık mı olur? Ben Tele1 izlemeye başladım. Tele1 2017 yılında kurulmuş. Daha 7 yıllık bir televizyon kanalı. Ama farklı farklı içerikler yayınlamayı beceriyor. Gerçekler üzerinde konuşuyor. Ve sizinize de tavsiye edebilirim. Ama herkes illa Tele1 izlemek zorunda değil. Bunda bir fayda açayım. Bizim millet eğitim sistemi yüzünden bu hale geldi. Bir şey söylüyorum tabii ki de. O söz önemli. Bir eğitim sistemi, bir ülkenin eğitim sistemi ne kadar kötü olursa halkı o kadar da ahlaksız olur. Bunu sadece Enes kanalı söylemişti. Olsun, bu kanalın güzel yayınladığı bir sözdü. Bunu işte bizim eğitim sistemimiz böyle kötü, böyle bir berbat içerisinde. Yok ya, siz bile okuldan nefret ediyorsunuz sanırım. Öyle bir eğitim sistemi olmamalı. Yok, Diyanet öyle saçmalamış. Diyanet'in saçmaladığı bir şey var. Zorunlu din dersleri artırılacak. Yok. Ya. Sen video oyun yapımcısına, manga yazarına ya da ya da paleontolog gibi meslekler varsa, paleontoloji de güzel. Onlara zorunlu din dersi anlatma ya. Ben iyice kafa yiyeceğim yani. Delirme razıyım. Çünkü bizim ülkemizin eğitim sistemi öyle berbat ki beni delirtti. Yani ben bile düzgünce yapamıyorum yani.
Yok ya. Biz böyle berbat bir eğitim sistemine sahip olduğumuz için ben kendime yapıyorum bunu. Yok ya. İnsanlar ne kadar iğrenç olmuş bu zamanlarda. Ama insanlık tarafında her zaman şiddet vardı. Birbirinin gruplar arasında savaşlar yaşanmıştı. Dünya savaşları olmuştu. Öyle iğrenç ve çok tehlikeli tuzaklar yapılmıştı. Ama modern zaman var ya, iğrençliğin üzerine iğrençlik var. İğrenç, saçma, TikTok yayınları, cinsellik üzerine kurulmuş çocuk içerikleri, saçma sapan zorunlu din dersleri ve dahası ülkemizi mahvetti. Yok ya, ben nefret ediyorum ben bu ülkemizin geleceğinden. İyileştirilmesi gereken ülkemiz saçma sapan bir yönetim içerisinde. Boş boş bu federasyon başkanlarımız var. Bir de öyle saçmalıyorlar ki. Sizler bile artık ülkemizden pek hoşlanmayacağını düşünüyorum. Gidip bunun yerine bu videodaki benim için en önemli şey, hayvanlar bizlerden artık daha sadık. Yok ya, bir köpeğin sevimliliğine bak, kedinin sevimliliğine bak. Onun bu hayvanlar çok tatlı oluyor bazen. Onunla oynamak istiyor seninle birlikte. Ama maalesef ki doğa pek de öyle bir yer değil. Acımasızlıklarla dolu. Yani öyle olsun yani. Doğada acımasızlık vardır yani. İnsan orada pek merhamet olduğunu sanmıyorum. Ama olsun, sizleri seviyorum. Görüşürüz.